Yıllardır taşeron firmalara karşı, taşeron sistemine karşı mücadele verdik. Emeğimiz, alın terimiz gasp edildi. Sendikal mücadele verdik. Bilerek ve bilinçli bir şekilde memleketin Yozgat'tan milletvekili adayı olmak istedim. Yani listeyi doldurmak için, yani orada sadece işte Yozgat milliyetçi algısını da kırmak için. Sadece orada hani listeyi doldurmak için bir partinin adayı da olmak istemedim. Bilerek kendim tercih ettim. İşte dediler hani nereden aday olmak istersiniz diye. Ben direkt memleketim Yozgat birinci sıra milletvekili adayı oldum. Ve bundan da büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. Böyle doğuyla batıyı nasıl birleştirme hak mücadelesi veriyorsak doğuyla Yozgat'ı da birleştirmemiz gerekiyor. Bir köprü vazifesi ve inşası gönül köprüsü kurmak için Yozgat'tan aday oldum. Yani şöyle milliyetçi olarak anılıyor ve bunu da kırılması gerekiyor bir şekilde Yozgat'ın. Çünkü neden? Orada da işte mazlum haklar var, haksızlık var, hukuksuzluk var, eşitsizlik var. Bunun da son bulması için ve sadece mazlum haklar deyince doğu değil yani. Yozgat'ta da bir haksızlık, hukuksuzluk var ve bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Kardeşlik, birlik, beraberlik duygularıyla ve inşasını kurmamız gerekiyor bir şekilde yani. Yıllardır orada işte AKP ve MHP siyasetleri var ve bundan ırkçılıktan, milliyetçilikten besleniyorlar. Sürekli orada oy deposu olarak görüyorlar. Hiçbir zaman işçinin, emekçinin, öğrencinin, çiftçinin, işte emeklinin, kadının sorunları hiçbir zaman ön plana çıkmıyor. Yozgat yok aslında. Yozgat bir milliyetçi il, şehir olarak gözüküyor. Ama bir gün köylerdeki yaşayan, kasabalardaki yaşayan çiftçilerin, köylülerin, emeklinin hani sorunları ön plana çıkıyor mu? Çıkmıyor. İşte Yozgat milliyetçi, Yozgat milliyetçi. Ama bir emek mücadelesi de var orada. Bir kadın mücadelesi olması lazım. Bir emeklinin sorunlarına çare olacak, çiftçinin, köylünün sorunlarına çare olacak bir siyaset yok maalesef yani. Niçin? İşte Yeşil Sol Parti'nin adayı oldum. Yıllardır biz emek mücadelesi verdiğimizde bizim yanımızda hep sosyal demokratlar, sosyalistler, Kürtler bizim yanımızda oldu. Bugün ben de bu vazifeyi, bu görevi kendime arz ettim. Ondan dolayı da Yeşil Sol Parti'de aday oldum. Yozgat'tan aday oldum. Hatta niye işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den aday olmadığını dediler. Ya biz milletvekili olmak için aday olmak için değil yani. Ben bunu bir kendime hak mücadelesini hatta şöyle söyleyebilirim. Biz zaferle değil, milletvekili değil, seferle mücadele etmek için Yozgat'tan aday oldum. Barışın merkezi aslında Yozgat olması lazım. Yani işte bu çözüm süreçleri oldu vesaire. İşte hükümetler bunu işte, mazlum halklar kandırdılar, aldattılar, yarıda bıraktılar. Çünkü neden? Gerçekten çözüm gerçekleşmiş olsaydı bugün bu işte milliyetçilik algısı da ortadan kalkmış olacaktı. Ve doğuyla işte Yozgat'ı birleştiren bir merkezde Yozgat olması gerekiyor. Bir araya hatta bu işte işçi sınıfıyla toplu sözleşmesi nasıl istiyorsak mazlum halklarla toplu sözleşme yapılması gerekiyor. Bu da Yozgat'ta olması gerekiyor ve örnek temsil etmesi gerekiyor. AKP ve MHP'nin kalesine gidiyorum. Evet. Aslında bu algı da kırılması gerekiyor. Yozgat'ta gerçekten bir emek mücadelesi var. Orada da bir mazlum halk var. Orada da bir halkların mücadelesi var. Onları orada kucaklaşmaya gidiyorum Yozgat'a. Yani işçi sınıfıyla, emekçi halklarla, işçilerle, emekçilerle, çiftçilerle, köylülerle kucaklaşmaya gidiyorum. Sonuçta benim memleketim. Bugün benim memleketim Yozgat da, evet memleketim Yozgat ama Diyarbakır da benim memleketim olabilirdi. Buna hiçbirimiz mani olamıyoruz. Aslında bu bir de kader diyoruz, kader doğuda, kader coğrafya diyoruz ama Yozgat da bir kader yani sonuçta. Kader bu kaderi de yıkmak ve değiştirmek için gidiyorum. Yozgat bir tarihi bir zaferle bir milletvekili taşlandıracağız emek mücadelesini, sınıf siyasetini, emek mücadelesini Yeşil Sol Parti ile taşlandıracağız Yozgat'ta. Devlet kamu gücünü orada işte dayatıyor. Bir silah gibi dayatıyor, milliyetçiliği dayatıyor orada yani. Yani milliyetçi de işte vatan, millet sevgisi. Ama orada insanların da, halkların sorunları var, ne yapacağız? Ama milliyetçiyiz. Ve o ön plana çıkmıyor. Onu da görünür kılmamız gerekiyor o şekilde. Bizim işçi arkadaşlarımızla beraber karar verdik. Yeşil Sol Parti'den aday olmayı. Sadece ben tek başıma kendim karar vermedim. Hem bizim Yozgat'ta işte taşeron işçi arkadaşlarımız da var. Kamuda, belediyelerde, adliyelerde. Her yerde taşeron işçi arkadaşlar ve haksızlığa maruz kalıyor ve kendini temsil eden bir vekil yok. Vekil olmadığı için de böyle bir teklif aslında işçi arkadaşlarımızdan geldi. Biz de bunu kendi iş arkadaşlarımızla değerlendirdik. Neden böyle bir şey olmasın diye. Bir işçinin vekili işçi olur diye. Hem de böyle bir söylemle geliştirdik. Biz de o şekilde Yozgat'taki işçi arkadaşlarımızla bir araya geldik, konuştuk. Ondan sonra böyle bir teklifi değerlendirmemize
sebebi de çok yani memnuniyet verici oldu. O şekilde Yozgat'ta çalışmalarımızı devam ettireceğiz. STK'larla, derneklerle, kişi arkadaşlarımıza bir araya geleceğiz, yan yana geleceğiz. Onlara dokunacağız, sorunlarını, sıkıntılarını anlatacağız, dinleyeceğiz. Zaten biz de hak mücadelesi veriyoruz. Onlarla beraber olacağız, yan yana geleceğiz. Ve Yozgat'taki işçi sınıfının, emekçi halkın mücadelesini hem mecliste, hem parlamentoda, hem de sokaklarda dile getirmeye devam edeceğiz. Zaten bizim mücadelemiz yine sendikal mücadelesi, halk mücadelesi oldu. Onun üzerinden oradaki bütün halkı, vatandaşımızı, hemşerimizi dinleyeceğiz. Bir araya geleceğiz ve buna birlikte karar vereceğiz. Hani benim de tek başıma gücüm yetmez yani. Ama sadece bu hani milletvekili olmaktan ibaret değil. Ben orada seçilmeyebilirim de. Vekil de olmayabilirim. Ama birebir sokaklarda, orada da işte iş yerleri var, fabrikalar var, işletmeler var. Oralarda emek mücadelesini, her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz yani. Yozgat'ta bir tarih yazacağız. Bu tarihi de hep birlikte başaracağız. Yani değişimi Yozgat'tan başlatacağız. Yozgat'ta sadece bir vekillik için değil, orada artık iki vekillik, üç vekillik de olması gerekiyor. Onu da Yozgat'ta hemşerilerimizle beraber, içi sınıfıyla bunu başaracağız.